Hayırlı akşamlar Mesudiyeler, değerli Mesudiyeler. Bu akşam yine tekrar Ozan'la Mesudiye Burada programının yeni bir konuyla baş başayız. Herkese hayırlı akşamlar. Güzel vakit geçirmeniz dileğiyle. Daha evvel de konuk olarak aldığımız İstanbul Mesudiyespor Futbol Şube Sorumlusu Sayın Erdal Hocamızı bugün tekrar konuk ettik. Gerçi sezonumuz bitti ama bizim tabii ki faaliyetlerimiz bitmiyor. Bugün hocamla daha detaylı görüşeceğiz, daha içeriğini öğreneceğiz. Yaklaşık yıllardır yapılan bir Mestos turnuvamız vardı. Bunun içeriğiyle ilgili bir toplantı yapmıştık ama tekrarında yine de istedik ki bir açıklama yapalım. İçeriğiyle değerli Mesudiyeliler, bütün köyler, dernekler bilsin istedik. Yaklaşık 29 yıldan beri hizmet veren Mesudiye gazetemizin dedik ki sosyal medyada üzerinden de böyle bir yayın yapalım. İnsanlarımızı, Mesudiye'mizin değerlerini sizlere birebir tanıtalım. Onlar da sizleri daha yakından tanısın diye hocam. Yani ne kadar da dışarıdan tanınan olsa da insanları istedik ki yaptıkları işle Erdal Hoca kimdir, nedir, ne yapıyordur diye. Böyle gerçi bu ikinci programımız. İnşallah daha nice değerlerimizi, siyasetçilerimizi, politikacılarımızı ya da ne bileyim ileri gelen değerlerimizi bütün insanlara aksettirmek. Değerli hocam şimdi biz sezonu bitirdik. Acısıyla tatlısıyla denen sizden dinleyelim. Nasıl bir sezon geçirdik? Hoş geldiniz diyeyim Hoş önce. bulduk. Yayınıza. Şöyle diyeceğim. İstanbul Mesudiyespor Kulübü başarılı olmak için hedefleri olan bir takım. Tekrar bu sezon başında 2019-2020 sezonunda tekrar mücadelemize başladık. Mesudiyelere yakışır bir şekilde devam ettik. Tabii ki bazı yani futbol müsabakası beklediğin gibi olmuyor. Tabii bazı eksiklikler var, yanlışlık var, hatalar var. İşte ne diyelim böyle diyelim. Sezon olarak noktaladık. Çok şükür en ufak bir kazaya sebep olmadan. Yani Güzel bir sezon geçti hocam, değil tabii mi? ki işte Temmuz ayında başlıyoruz. İşte Şubat ayının 23 itibariyle A takımımızın sezonu bitti ama tabii ki futbol takımlarımızın sezonu bitmedi. Sadece A takım için bahsediyoruz. Şimdi önümüzdeki cumartesi günü U13 takımımızın bir müsabakalara başlayacak. 7 Mart tarihinde de U19 takımımız müsabakalara başlayacak. Yani sezon bitmedi. A takım için bitti şu anda. A Evet. takım için hedef dediğimiz yerde tabii ki değiliz. Yani bizim hedefimiz her zaman başarılı olmak ama tabii ki imkanlar dahilinde işte böyle oldu ya. Yani Hocam üzgünüz. dediğiniz gibi bu sezon zorlu bir süreçti. Tabii ki bunun yani biz değirmen taşıyla tabiri caizse öyle diyoruz, değil mi? Tabii ki yani biz Mesudilerin verdiği bağışlarla, desteklerle ayakta kalan hayatını devam. Yani gerçekten arkadaşlar İstanbul gibi yerde bir ilçeyi temsil etmek gerçekten zor ve iyi bir başarı. Yaklaşık 35 yılım hocam. 87 kuruluş tarihi. 87'den beri bu yana arkadaşlar gerçekten değerli Mesudiye'nin destekleri hizmetleriyle bir yerlere gelmeye çalışıyor. Bu sezon yeni bir yönetim, yeni bir başkan oldu. Tabii ki hedeflerimiz var. Tabii ki şampiyonluk, daha Tabii ilerlere ki. gitmek ama bir çalışmalarımız var, atılımlarımız var hocam. Onlar Tabii ki yani Mesudiyespor şu anda biz Mesudiyespor'un yönetim kurulundayız. Mesudiyespor geçmişte de abilerimiz vardı, babalarımız vardı, dedelerimiz vardı. Mesudiyespor'u bu hallere getirdiler. Onlara teşekkür ediyoruz. Biz de aldığımız bayrağı yani gücümüzün yettiği kadar ileriye götürmeye çalışacağız. Tabii ki bunu başarılı olmak istiyoruz açıkçası. Mesude ismi çok önemli. Mesude ismini biz sportif anlamda Mesude ismini İstanbul'un en üst seviyelerine taşımaya çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın desteğiyle şu anda aramızda yok da eski başkanımız Sayın Özat Bey'in, Mustafa Erdoğan Bey'in çok büyük gayretleriyle biz takımı yukarılara taşıdık. Biz şimdi onlar ayrıldı, biz devam ediyoruz. Yani onlara da teşekkür etmek istiyorum. tabii Yani ki de, çok tabii çok ki de büyük hocam. Yani katkıları oldu. Bizle beraber de çalıştık. Şimdi onlar yok. Biz devam ediyoruz. Tabii ki şimdi de Yüksel Başkanımız var. Yanında arkadaşlarımız var. Onların da çok büyük özverileri var. Şimdi çok büyük şeylerimiz var. Ya biz 1987 yılından beri bir futbol kulübüyüz. Tabii ki çok uğraş var. İstanbul bir yerde yani mücadele etmek çok zor. Biz bu zorluklar içerisinde işte bir atılım gerçekleştirdik. Bir tesisimiz yok. Kulüp binamız yok. Bunun için bir girişimlerde bulunuyoruz. İnşallah bu yani 2020 yılı içerisinde İstanbul Mesudiyespor Kulübü'nün bir sahası ve tesisi olacak inşallah. Biz bunu gerçekleştirmek üzereyiz yani. Yani inşallah gerçekten bunu Erdal Hoca'dan duymak gerçekten iyi bir haber arkadaşlar.
İstiyoruz ki dediğim gibi 35-37 yıldır yaklaşık var olan bir takımı gerçekten bir ivme kazandıracak bir sezon mu İnşallah diyelim. tabii. İnşallah Bütün mesuliyetler için bütün diyorsun. mesuliyetler için inşallah hayırlısı olur deriz. Arkadaşlar kendi kulübümüz, kendi tesisimiz, kendi sahamızın olacağı bir tesise kavuşturmak hepimizin tabii ki de gayretiyle oluyor bu Tabii ki. inşallah. Şimdi dediğiniz gibi bir Bak. sezon bitti. Tabii ki gönül isterdi ki şampiyon olalım ama yine iyi yerde bitirdik hocam, değil mi? Tabii ki. Yani Yani şöyle bir şey 5. sırada söyleyeceğim. bitirmek. Ya tabii ki A takımdan bahsediyoruz. A takım hedefimiz bölgesel lige çıkmak. Bizim her zaman başarılı olmak, profesyonel liglere mücadele etmek. Bu Mesudiyeler için Mesudiye adının yakıştığı her yerde Mesudiyespor'u yukarılarda görmek isteriz. Biz de Mesudiyeler görmek. Biz de bunun için gayreti içerisindeyiz. Mücadelemizi veriyoruz. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla, yüksel başkanımızla beraber vereceğiz de inşallah. Ama tabii ki bizim için en önemli olan şey tesis hamlesi. Biz İnşallah. inşallah Mesudiyeler için Mesudiyespor'a bir tesis kazandıracağız. Biz bunlar gayret için, bizim için bu çok önemli. Ve bundan sonra da yani Mesudiyeler orada zaten yapacağımız tesiste, bizim gerçekleştireceğimiz tesiste bütün Mesudiyelerin kullanımına açık olacak zaten. Yani Mesudiyelerin zaten açıkçası bu yani Mesudiyelerin tesisi, Mesudiyespor'un tesisi. gerçekten Erdal hocam bu hayata geçtiği zaman gerçekten bir imza atılacak proje. Yani gerçekten bir iyi bir hizmet anlamında söylüyorum. Öyle değil mi? Yani Tabii kalıcı bir ki. şey olacak. Bütün mesulüklerin kullanabileceği bir spor alanı, spor sahası, ne bileyim bir tesisi, ne bileyim gecesini gündüzünü yapacağı, toplantısını yapacağı, ne bileyim bir konferans salonu gibi düşünelim. Gerçekten arkadaşlar bu bir hepimizin emeğiyle oluyor bu. Hepimiz derken yani bütün mesudiyelerin Tabii ki. gayretiyle, çabasıyla. Erdal Hoca şimdi yıllardır bunun içerisinde. Tabii ki A takım 5. sırada bitirmek tabii ki bir başarı hepimiz için. Bir de hocam bu şimdi gençlere Ya şimdi aslında şunu söylemek istiyorum. Tabii ki genç takımlarımız var da bizim asıl övündüğümüz, yani bizim destekleyen, bizi iten Mesudere. Bu güne kadar hiçbir gittiğimiz Mesudere, ufak veya büyük Mesudere, hiçbir Mesudere'den geri dönmedik. Zaten biz Mesudelilerin katkısıyla, bizim ne bir tesisimiz var ne bir gelirimiz var. Mesudeliler çok kötü, yani çok acı diyelim. Olması gerekiyor. Yani bu nefes Mesudeliğe yakışmıyor ama inşallah bize bütün Mesudelilerin verdiği destekle biz bunu başaracağız. İnşallah Mesudeliler de yani bir tesise kavuşacak İstanbul'da, İstanbul sınırları hem tesis içerisinde. olacak, hem okul Tabii olacak, ki. hem gençlerimizi Tabii. Yani yetiştireceğimiz. İstanbul Mesudespor'un tesisi olacak. İstanbul Mesudespor Kulübü'nün artık bundan sonra Mesudeli büyüklerimizin, bizim kardeşlerimizin, çocuklarımızın barınacağı, sportif faaliyetlerin yapılacağı bir tesisleri olacak. Yani bizim Yani. diyebilecekleri bir olacak. İnşallah bunun gayreti içerisindeyiz ve buradan da artık tesisimiz olduğu için işte gençlerden bahsettik. Genç kardeşlerimizle en ufaktan başlayarak devam edeceğiz. Artık Mesudiyespor markası gerçekten bazı abilerimizin sayesinde çok yukarı çıktı. Sağ olsunlar, anlattım. Bundan sonra da işte yönetim Yani. kurulundaki arkadaşların bu hamleleri, gayretleriyle de inşallah bundan sonra da Mesudiyespor kulübü çok büyük bir hızla ilerleyecektir yani. İnşallah Ama diyelim tabii hepimiz. ki bize inanan, bize güvenen Mesudiyelere buradan teşekkür etmek yani Aynen. istiyorum. Yani gerçekten arkadaşlar başarı emek isteyen. Emekle tabii tek olmuyor başkanım bunlar. Tabii Öyle ki. değil mi hocam? Yani hep birlikte birimiz, hepimiz birimiz. Biz bir aile sloganıyla İstanbul Bizilispor'un sloganı. Bu akşam konusu arkadaşlar zaten Mestos 2020 turnuvası ile ilgili açıklamalarıydı. Şu anda Erdal başkanımıza, Erdal hocamıza canlı telefon bağlantısına da bağlanabilirsiniz. WhatsApp'tan sorularınızı da alabiliriz. 0549 544 52 52. 0549 544 52 52. Bizlere telefonla canlı yayına bağlanabilirsiniz. WhatsApp'tan sorularınızı alabiliriz. Dediğim gibi hocam bu gerçekten emek isteyen. Başarı hep emekten geçer zaten. Herkesin bir umudu var ki bir şeyler yapalım diye. Dediğiniz gibi sezonu bitirdik. A takım olarak gençlere yapacağımız şeyi konuştuk. Buradan çıkacak sonuç şudur arkadaşlar. Erdal hocam dediği gibi gayretlerimiz hep Mesudiyeler için, gençler için. Onlara bir Mesudiye spor okulu gibi düşünelim. Dediğiniz gibi bir Spor akademisi spor gibi. akademisi Mesela gibi düşünelim. spor akademisi. Şimdi esas konumuz Mestos 2020 turnuvasına hocam milletin kafasında sorular var.
Hani bazı şeyler detaylanmadığı için. Gerçi bir dernekler toplantısı yapıldı bir Evet, bir seferinde. kahvaltı yapıldı Tekrar yani. detaylı bir şey yapılacak ama hocam bu akşam sizden bunun biraz detaylarını alalım. Diğer köyler ya da arkadaşlar bilgilendirelim. Tabii ki canlı yayına bağlanmak isteyen ya da WhatsApp'tan yazıp soru cevap şeklinde de cevaplayabiliriz. Nedir ne değildir hocam? Tabii ki. Mest Şimdi 2020. işin gerçeği, ben şimdi Mesude dostluk turnuvasında kendim futbolcu olarak da oynadım. Takım antrenörleri de yaptım. 2011 yılında Mesudespor'un düzenlediği turnuvada komite başkanlığı da yaptım. Yani bu işin her şeyiyle futbolculuktan, yöneticilikten, işte komiteden her şeyde, kurumda bulundum. Ondan dolayı şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz Mesude'ler içerisinden bize destek verdikleri için köy derneklerini de ziyaret ediyoruz. İnsanların yanlarına da gidiyoruz. Bunlar da en çok istenen şeyler. Mesude köyler arası futbol turnuvasının devamının sağlanması. Yani biz de maalesef ki 2011 yılında yapılan turnuvadan sonra yaklaşık olarak 9 yıl geçti. 9 yıldır turnuva düzenlenmiyor. Tabii ki bir halı saha turnuvası düzenlendi 2016 yılında, ama tabii ki bizim Mesudiye köyler arası futbol turnuvası değil de daha küçük çapta. Ama biz Mesudiye dostluk turnuvasının, mesela ben de kendi köyümdeki insanları Mesudiye dostluk turnuvası da tanıdım. Yani biliyorum ki benim arkadaşlarım da, yani çevremdeki komşularım da, bunlar da köylerine ve çevresindeki köyleri Mesudi tanıtımı, Mesudeli insanlar arasında Mesudi tanımak, Mesudi dostluk turnuvasıyla daha çok gelişiyor. Biz bunu gördük. Yani bakıyoruz ki son zamanlarda şimdi biz Mesudilerin arasında dolaşıyoruz destek için. Bu destek için dolaştığımız zaman Mesudi birlik beraberliği şeydir. Yani insanlar kopuk olduğu için, birbirinden gidip gelmediği için, köyler yan yana, yani dostluk turnuvası sayesinde insanlar birbirini tanıyor. Aynen. Köyler birbirini tanıyor, dernekler birbirini tanıyor. Yani mücadele oluyor tabii, güzel. Hani ama bunlar da çok önemli. Bunu gördük, fark ettik. Bunun eksikliğini duyduğumuz için ya biz de Mesut Spor Kulübü olarak, bir futbol kulübü olarak bir futbol turnuvasının devamını sağlamak için girişimlerde bulunduk. İnşallah da 6 Haziran'da bu turnuvaya start vereceğiz. İlk maç oynanacak. İnşallah. İlk düdük çalınacak yeri. İnşallah. Hocam bir de bu sezonda yani bu dönemde herhalde böyle bir görsel şölene yönelik hani böyle bir Mesudiye günleri havası yaşatılacak gibi. Tabii ki şimdi şöyle, zaten Mesude Dostluk Turnuvası'nın açılışı ve kapanışı şölenlerle oluyor. Bu ayrı bir şey. Tabii ki bu muhakkak yapılacak. Bir de bizim düşündüğümüz aslında, yani tabii ki şimdi abilerimize, çevremizdeki büyük kurumlara da danışarak yapacağımız bir projemiz var. Ama tabii ki bu ne seviyede yapabiliriz? Bunun da tabii ki o köy dernekleriyle beraber. Şimdi bizim aslında orada yapmak istediğimiz alan, orayı bir festival havasında, cumartesi pazar bütün derneklerin gelip birbirlerini görüp sohbet edeceği, insanların bu anlamda kültürel ve işte köylerini tanıtımını yapabileceği bir standlar çerçevesinde oluşturmak istiyoruz. Tabii ki buna da köylerin destek vermesi gerekiyor. Tabii ki de. Yani güzel bir şey olur başkanım. Şimdi ya da insanlar geldiği zaman hem maçını seyreder hem orada ne bileyim bir Mesudiye ile ilgili bir standı dolaşması, gezmesi ya da ne Tabii, bileyim aynen. köy ürünlerini alması, çoluğun çocuğun gezdirmesi, bir maçı seyretmesi. Evet. İnşallah güzel bir organizasyon olur. Bütün tabii Mesudiyelere inşallah orada bekliyoruz. Dediğim Tabii gibi ki. 6 Haziran'da başlıyor herhalde hocam. Şimdi bizim çok önceden başladık. Önceden başlamamız sebebi bütün takımların turnuvaya hazır olarak girmesi. Bütün, yani ekonomik koşulları ve futbol takımını işte destekleyici şeylere tamamlamaları için Yani. önceden bir girişim yaptık. Hazırlanmalarını istedik. Şu anda da şöyle açıkça söyleyeceğim. Mart ayı sonuna kadar ön kayıtları bitirip Mart ayı sonuna doğru da bir turnuva toplantısı tekrar tertip edeceğiz. Ondan sonra Nisan ayının sonunda 2 Mayıs günü evraklar, yani Nisan ayının sonunda evrakların hepsini alacağız. 2 Mayıs günü de Cumartesi günü grup kurallarını çekeceğiz. Yani bir ay öncesinden bütün her şey hazır olmuş olacak. Son anlara yetişmesini istemiyoruz. Daha profesyonelce yapılsın, mesudiyelere yakışır bir turnuva olması Aynen. için bunu yapıyoruz. Tabii ki bu Nisan ayı ve Mayıs ayı içerisinde de turnuva toplantıları olacak. İşte Mart ayı sonunda yapılacak turnuva toplantısında ön kayıtları aldığımız için, gerçek kayıtlara dönüşeceği için burada bir komite daha kurulacaktır. Bu komitede zaten göreceğiz olacak şeyleri. Aynen.
Şimdi hocam şöyle söylesek, yani hani derneklerimiz ya da arkadaşların anlayacağı şekilde madde madde söyleyebilir miyiz hani? Tabii ki yani turnuva ile ilgili bilinmesi gereken şeyler var tabii. Yani Asıl kurallar şartları var. nedir diye soruyorlar hocam. Tabii ki asıl kurallar var. Şimdi en çok sorulan şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi Mesude köyler arası eski tabirle şimdi mahalleler arası aslında biz ama şeyimizi eskimiz kaybettik. Köyler arası turnuva diye diyoruz. Şimdi turnuvayı Paşabahçe Stadı'nda yapmak istiyoruz. Yani şimdi Paşabahçe Stadı'nda yapmak istiyoruz ama şöyle tabii ki bizim girişimlerimiz var. Beykoz Belediyesi'ne girişimlerimiz var. Beykoz Belediyesi'nden istemekteyiz ama tabii ki o yani Beykoz Belediyesi bu sahayı vermezse Paşabahçe Stadı'nda tabii ki düzenleyeceğiz. Mali külfetleri, mali boyutlarını karşılık düzenleyeceğiz yani. Şimdi Mesude Spor Kulübü'nün denetiminde olacak bu turnuva. İstanbul Mesude Spor Kulübü'nün denetiminde olacak. Tabii ki MESDEF ve Mesudiye Dernekler Federasyonu olarak da bir uyumsuzluk durumunda bunlara da başvurulacak olacak ve turnuvaya katılan köylerden de bir komite kurulacaktır. Bu üç grup turnuvanın şeyini yönetimini sağlayacak. Şöyle diyeyim. Maçlar İstanbul Futbol Hakem Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonu ile İstanbul Futbol Faal Futbol Hakemler Kurulu'nun belirleyeceği. Tabii onlardan biz hakem isteyeceğiz. Bunun ön koşulları var. Gerekenleri yapacağız. Mali yani tabii ki bunlar bütçeyle alakalı. Tabii ki hakemlerin 3 hakemin bir maçta maliyetleri var. Tamam. Bunları turnuva başlamadan önce yatırıyoruz. İl Hakem Kurulu'na. Hakem Kurulu'ndan da maç sayımızı veriyoruz. O maçlara göre her hafta düzenli olarak saatlerini belirtip hakemleri alacağız. Şimdi sağlıkla alakalı şöyle söyleyeceğim. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu şöyle bir şey çıkardı sağlıkta. Önceden sağlık raporu olduğunu diyordu. Şimdi öyle değil. Kendi sağlıklı olduğunu artık bütün futbolcular beyan ediyor. Beyan ettikten sonra lisans çıkarabilir. Biz de bunu yapacağız. Aynen. Sağlıkla, lisansla alakalı diyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu turnuvaya muhtarlığı olan yani muhtarlığı köy, mahalle muhtarlığı olan dernekler katılabilecek. Bunu şöyle söyleyebilirim. Yani Hocam onu hep soruyorlar. Mesela evet bir aynen. köyde iki dernek var ya da üç dernek var ya da iki mahalle var ama tek muhtarlık. Tabii ki yani şöyle Bunu biz burası Mesudiye köyler arası futbol turnuvası. dernekler arası Yani değil. Yani ya. dernekler arası değil tabii ki. Yani bu Köyler şimdi arası. yanlış anlaşılmasın izleyiciler tarafından ki katılımı da tabii ona göre yapsın. Şimdi dediğimiz gibi bir köyün iki derneği varsa Ya şimdi şöyle bir şey. Bizim köylerimizde tabii ki mahalleler var. Köylerin içerisinde kendi mahalleler var. Benim köyümde de var. Bu mahalleler ayrı ayrı muhtarlık bazında gibi. yarışmak istiyorlar. Ama tabii ki baktığınız zaman mahalleler var ama mahalleler köyü temsil etmiyor. Yani köyün Tabii. ismi var. Köyün ismiyle katılabiliyoruz. Şimdi biz birleştirmekten yanayız, bölünmekten yana değiliz. Biz Mesude köylerini birleştirmek için birbirini tanımının yapılması için yapıyoruz. Yani biz bunu geçmişte böyle yapıldığı için biz de devamını sağladığımız için bizim koyduğumuz bir kural değil bu. Aynen. Geçmişte yapılan turnuvaların devamını sağlamak için yapıyoruz. Aynen. Aynen devam edeceğiz. Yani ama tabii ki sormak istediğiniz bir şey varsa sorarız. Yani bizim kaçırdığımız sizin kafanıza takılan. Aynen. Şimdi dediğiniz gibi arkadaşlar canlı yayına bağlanabilirsiniz. Erdal hocamın telefonu da 0549 544 52 52 ile WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Canlı yayından da sorularınızı Erdal hocamız alabilir. Devam edelim. Devam ediyorum hocam. Şimdi stadyumlarda girişler ücretsiz olacak. Tabii ki hiçbir ödeme alınmayacaktır. Final maçına kadar dahil. 30 kişilik kadromuz olacak. 3 tane, bu çok önemli. 30 kişilik kadromuz olacak. Futbol takımında 30 kişilik kadro olacak. 30 kişiye lisans çıkarttıracağız. Bunların 3 tanesi Mesudiye'nin turnuvaya katılmayan köylerinden olan 3 tane yabancı. Yani Mesudiye'de haricinde bu turnuvada hiçbir futbolcunun oynama şansı yok. Sadece turnuvaya katılmayan köylerin 3 tane futbolcusunu oynatabileceğiz. Onun da sebebi şudur. Yani mesela benim köy derneğim kabul etmedi. Ama ben futbolcuyum. Turnuvada oynamak istiyorum. Doğru mu? Bu Doğrudur. turnuvada ben de yer almalıyım. Onların önünü açmak için yapılmış bu uygulamadır.
Tabii ki bir de şöyle var. Daha turnuvada bu şu düzenlendi. Şimdi anneden olan çocuğun da yani babası Mesut Özil olmayıp annesi Mesut Özil olup da hani bu onunla bir turnuvada oynama isteği doğarsa diye turnu böyle bir hak verildi. Şimdi bununla ilgili komite kurulacak komitenin kararına bir saygı duyacağız. Evet. Yani köylerin çoğunluğu bunun olmasını isterse olacak ama asıl gerçekte 3 tane turnuvaya katılmayan köylerin futbolcuları oynayacak. Oynayabilir. Yani transfer yapıyor yani diyoruz ona transfer edebileceğiz. Yani Şimdi şeye turnuvaya katılmayan tabii köyden katılmayan kişi Mesude'nin başka bir evet köy takımında oynayabilir. onun da üst limiti 3 tane. Anladım. Yani 3 tane. Anladım. Yani 3 tane 25 takım olsa 75 tane Anladım. futbolcumuzla biz Şeyden oynatabileceğiz. hocam, şimdi mesela anne tarafından olduğu zaman oynayabiliyor mu? Yani Şimdi enişte anlamında hani yok onun bir baba. tane normalde daha önceki turnuvalarda bir tane öyle bir hak verildi. Ama komite kararı kurulacak komitede yani Kalp çıkacak yapılacak sonuca göre. tabii ki orada çoğunluk böyle bir şey isterse olacak ama istemezse tabii ki bu bizim şeyimizde tasarrufumuzda olan bir şey değil yani. Anladım. Biz buna karar verme yetkisini üzerimize almadık. Anladım. Biz köylere bıraktık bunu. Takımlarımızın kadroları nasıl söyleyecek? 30 kişi olacak ama şöyle bir şey var. Türkiye Futbol Federasyonu belirledi. A takım seviyesinde 2004 doğumlu futbolculara kadar oynayabiliyor. 2005 futbolcu ve daha küçükleri maalesef ki takım kadrolunda yer alamayacaklar. Bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği kurala biz de uyuyoruz. Yani bütün futbolculara lisans çıkarılacak. Bütün futbolcuların lisansları maçlardan önce esami listesiyle belirtilecek. Esami listesinde yanında da lisanslar bulundurulacaktır. Şimdi bir müsabakada 11 kişiyle oynanacaktır. 7 tane de yedek bulunacak. Bu 7 tane yedeğin bir maç içerisinde 5 tanesi de değişiklik yapılacaktır. Maç Anladım. içerisinde. Anladım. Yani. Şimdi bir futbol takımları sahaya normalde Futbol Federasyonu'nun bir yani forma, şort, çorap şeklinde Yani çıkacaktır. nizamiye çıkması lazım. Tabii bunları destekliyoruz ama tabii ki şöyle bir şey olabilir. Biz bunu Mesude Spor Kulübü olarak bazı maçlarda iki formada aynı renkte olabilir. Yani beyaz Yani. beyaz. Biz bunları temin edeceğiz. Forması olmayan takımlara da maça çıkarken biz kendimiz forma temin edeceğiz. Yani hani takımlar onu şöyle anlatayım. Yanlış anlaşılmasın. Biz İstanbul Mesut Spor Kulübü olarak kendimizin içinde bulunduğu formalardan forma yaptıramayan, forması olmayan köy takımlarını da o maçlık giymek için temin edeceğiz. Öyle Anladım. diyelim. Bu şimdi söylediğimiz gibi 2 Mayıs'ta kuralları çekeceğiz. Bu kurallar turnuvaya giren takım sayısına göre gruplara bölünecek. Bizim bu yıl yapmak istediğimiz gruplarda şunu yapmak istiyoruz. Yani Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı göz önüne alıyoruz. Takım sayılarını gruplara böldükten sonra yarışmacı mücadelede olabildiğince fazla takımı finallere taşımak istiyoruz. Anladım. Yani atıyorum yapıp da ilk ikiyi çıkarıp sonra dörtte üçüncü maçtan sonra bazı takımlar maça çıkmıyorlar, mücadele olmuyor. Aynen. Yani biz bunları istemiyoruz. Yani turnuvanın devamlılığını esas alarak mücadelenin sonuna kadar gitmesini istiyoruz. Onun için yani gruplardan sonra finallere kalacak takım sayılarının daha fazla olmasını destekliyoruz. Tabii ki bunlar heyecan verici olmalı. Ama normalde zaten bellidir. Yani 2 aylık bir süremiz var. Çünkü futbolcular, amatör futbolcular var, profesyonel futbolcular var. Profesyonel futbolcular arkadaşlarımız da oynuyor. İşte onların sezonları başlıyor. Onun için turnuvayı fazla uzatamıyoruz maalesef ki. Aynen. Yani 2 ayda bitirmek zorundayız. Yani hocam şu anda Ki aynı ön kayıtları almaya başladık şu anda. Yani gördüğümüz kadarıyla bayağı bir yoğun talep var. Şimdi en son onlara bahsetmek istiyorum. Şimdi bazı gezileri, piknikleri oluyor. aynen. Yani bize bunları zaten şu anda bile belli hangi tarihlere yapacağım. Bize bunları Mayıs ayı içerisinde yaparlarsa, Mayıs yani kura çekildiği tarihten Kura. sonra bildirirlerse biz Aynen. bunların maç programı o günlere ona göre ayarlayacağız. Yani en azından
günleri Aynen, değiştirebiliriz. aynen. Bunda problem olmaz. Aynen. O yani bize maçtan bir gün önce hafta olursa olmaz yani. Bunlar çok yanlış oluyor. Ama tabii ki cenaze ekstra bir şey. Cenaze Aynen. için de yani Allah göstermesin böyle olayları istemiyoruz ama tabii ki cenazeli olduğu günlerde maçların elimizde olmadan hafta içinde oynatabiliriz. Aynen. Yani tabii ki diğer takımın rızasına da bakılır. Ya şimdi şu Yani. var hocam, mesela her dönem istersen bir katılım payı vardır. Yani tabii devam Tabii tabii edeceğiz onlar programımızı hepsi. da. Katılım payında sorular geliyor, işte dışarıdan geliyor ya da Onlara sosyal en medya son üzerinden. tabii en Ha, son ona en girelim. son Devam girelim. ediyoruz zaten. Şimdi maçlar 40 dakikadan 2 devre olarak oynayacak. 2 devre olarak oynanacaktır. Genel şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği grup şeyler var. Aynı puan eşitliğinde iki takımların birbirleriyle oynadığı maçlar var. Eşitse genel averaja bakıyoruz. Yani onlar da eşitse baraj maçı oynatıyoruz. Final maçları yani çeyrek final sonrası grup maçlarından sonra 45 dakika oynanıyor. İki devre oynayacak. Eşitlik bozulmazsa 15 dakika iki devre uzatılacak. Yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarıyla maçı sonlandıracağız. Evet. Tabii ki şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Sarı kart uygulaması yoktur turnuvamızda. Amatör maçlarda olduğu gibi, yerel amatör ligde oynandığı gibi ama tabii ki kırmızı kart cezaları vardır. Bunun da disiplin komitesi vardır. Disiplin komitesi kırmızı kart cezasını hafta içerisinde yapılacak Hocam o zaman şimdi toplantıda. mesela bir pozisyona sarı kart uyarı gibi olmuyor mu? Yok, Türkiye Futbol Federasyonu yerel liglerinde zaten sarı kart uygulaması yoktur. Yani bir sarı kart gören 4 sarı kartta ceza falan yoktur. Bizim turnuvamızda da böyle bir Anladım, şey yok. anladım. Sadece kırmızı kartta alınan cezaları hafta içine yapılan disiplin kurulu toplantısında cezalar açıklanacaktır. Anladım. Tabii biz böyle şeylerin olmasını istemiyoruz. Anladım. Şey diyeceğim işte turnuvanın maçlar esnasında şu anda bulunan yerel ligdeki profesyonel liglerde sağlıkçı gibi bir tane sağlıkçı temin edeceğiz. Belediyeye başvurduk. Bir ambulans olmazsa tabii ki ambulans da bulunduracağız. Cumartesi, Mecburen. pazar günleri Tabii ki. sabah maçların başladığı, akşamın maçların bittiği Bitişinde. tarihe yani saate Saate kadar kadar. bir Aynen. ambulans bulunduracağız. Şimdi tabii ki bunlar turnuvanın şeyleri ama Aynen. şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu sene turnuvaya katılan köy takımlarının dernek başkanlarından bir taahhüt almak istiyoruz. Turnuva verilmiş maddi ve manevi zararları köy takımı adına diyoruz. Turnuvanın bizim turnuvaya katılmalarının, girmelerinin esas ana maddesi budur. Yani olan olayları kendi köyünün yaptığı olayları Kabullenmek gibi tabii yani. ki taahhütle zarar bütün maddi ve manevi zararı karşılayacağını taahhüt ettiğini yani bir sözleşme imzalayacağız. Tabii. Yani inşallah tabii ki Tabii ki. güzel bir atmosfer hava içinde geçsin ama dediğiniz gibi hocam bunlar harbiden yapılması gereken şeyler ya da üzerinde durulması gereken konular. Aynen. Yani çıkar bir tane birisi uygunsuz hareket eder ya da ne bileyim Ya olaylar olur. tabii ki Bunu hiçbir zaman tabii ki tasvip biz bunları etmiyoruz. 2011 yılında kulübümüzün düzenlediği turnuvada biz bunları şey yapmaya yani olayları en alt seviyede de kavga gürültü olmadan çok bitirdik. Yani bu İnşallah. tabii biz burada tecrübeliyiz. Ama tabii ki bunu isteyeceğiz. Aynen. Çünkü turnuvanın selayetine, güzelliğine hiç kimsenin Yani zarar vermesini disiplin bir şekilde istemiyoruz. olsun diyor. Tabii ki Tabii de. ki yani olaylar olmasını istemiyoruz. Şimdi en çok sorulan sorulardan birisini geleceğim. Şimdi turnuva bedelinden bahsediyoruz. Şimdi turnuva bedeli şöyle. Bir maliyet hesaplanması yapılıyor. İşte turnuvanın 25 takımla oynanacağını düşünerek 80 maçın üzerinde bir müsabaka olacak. Tabii ki grupların 24, 23, 25 birbirinden çok farklı gösterecek. Maç sayıları ortalama 80 tane olacak. Şimdi burada bir Türkiye İl Hakem Kurulu'nun belirlediği bir şey var. Hakem gideri var. 3 hakemin maç başına. Bir de sahanın yani 1,5 saat kullanımı ile alakalı, maçla alakalı bir maç bedeli var. Tabii ki de. Bunlar toplamda 25 takımının yaklaşık olarak 55-60 bin liraya falan mal oluyor. Hakem ücretleriyle
sahipleri 55-60 bin lira arasında bir rakama mal oluyor. Çünkü 75 hakemlerin para alakalı. Şimdi o tekrar en son gözetecek sahayla alakalı. Şimdi bir de sağlıkçı giderleri var, bir de ambulans giderleri var. Tabii ki Evet. bunları biz sponsorlar için başvurduk. Ama tabii şu ana kadar hiç sponsor alamadığımız için Aynen. maalesef ki bunların bütün mali giderlerini turnuvaya katılan köyler üstlenmesi Üstlenmesi. gerekiyor. Aynen. Onun için de bu turnuva şöyle diyeceğim. İnsanlar yanlış anlamasın burada. Turnuva sayısı, takım sayısı fazlalaştığı zaman turnuva Maliyet düşer gibi maliyet düşünüyorlar. düşmez. Turnuva takım sayısı fazlalaştığı zaman maç sayısı fazla olduğu için giderler, günler Daha fazla oluyor. fazla. Onun için fazlalaşıyor. Yani biz onun için diyoruz. Yani 3 bin lira ile 5 bin lira arasında biz onu söyleyeceğimiz tarih belli. Biz Mart ayı sonunda ön kayıt bittikten sonra kesin yani 3 lira mıdır 5 lira mıdır bunu kesinlikle söyleyeceğiz. Aynen. Yani zaten bir maliyet hesaplanması var. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. 25 takım katılsa bizim tabii ki burada organizasyon giderlerimiz de var. Tabii ki de. Açılış, kapanış. Yani şöyle söyleyeyim o zaman, toparlarsak hocam. Şimdi değerli mesuliyetler, değerli dernek başkanları, STK'lar ya da bizi izleyen bütün izleyiciler. Şimdi dediğiniz gibi bir maliyet var. Sonuçta dediğiniz gibi sağlık hizmetleri, saha kirası, ne bileyim hakem, Organizasyon giderleri var. organizasyon giderleri, hakem kurul, İrakem yolların kurulu. İrakem kuruluna yapılacak ödemeler. Bunlar tabii ki Aynen. harç bedeli ödeniyor bunlara, yatırılıyor. Ondan sonra onay alınıyor. Değil mi hocam? Tabii ki. Ve ondan sonra dedik ki bir organizasyon, yani turnuvanın başlangıcında sonucunda yapılacak organizasyonların giderleri, ne bileyim bir sağlık hizmetleri için eğer bir yerden tabii sponsor bulamazsak ya da ayarlayamazsak ambulans kira Tabii ki ücretleri var. aynen ambulans Bunları ücreti. tamamen yani hep birlikte bir el birliğiyle bunun üstesinden gelmek için bunu Ya yapıyoruz. şimdi Ha, şöyle bir gönül şey. ister ki tabii daha asgariye Hiç düşelim. para Daha vermeyelim. hiç Sponsor dahilinde yapalım. Hiç para yani vermeyelim. hiç almayalım istiyoruz Kimseden para ama istemeyelim. aynen. Ama şöyle yuvarlak bir hesap yaptığımız zaman söyledik 55 bin lira sağ giderleri, organizasyon giderleri Yani yaklaşık olarak. ortalama hocam, şimdi şöyle söyleyelim yani. Bir takımın katılım payı Ya aşağı 3 yukarı. lira da olabilir, 5 lira da olabilir. Yani 3 liradan az olacağını düşünmüyorum ama 5 Yani. liradan fazla olacağını düşünmüyorum. Ya dediğiniz gibi arkadaşlar, Erdal Hoca'nın yaptığı kaba tasla istatistiklerine göre, yani yapılacak masraflara göre katılım ücreti 3 ile 5 arasında oynayacağını 3 söylüyor. bin lirayla 5 Ha, bin lira eğer arasında. sponsor Tabii ki. bulabilsek hiç almayız. Gönül ister ki hiç Bunun tabii bir almayalım. şeyi var. Yani bunun da zamanımız var. Mart ayı sonunda kayıtlar belli olacak. Tabii. Nisan ayı sonunda kura çekeceğiz. Anlatabiliyor Aynen. muyum? Bu kuraya kadar zaten bu paraları Kayıtlar ne alacağız. zaman sona eriyor hocam? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ön kayıtı oluşturmamız için Mart ayı sonu. Mart ayı sonunda toplantı yapacağız. Orada ön kayıtları da alacağız. Aynen. Nisan ayı sonuna da sanına lisans işleriyle alakalı para işi yani Nisan ayı sonunda biz diyeceğiz ki takımlar bize zaten biz o parayı isteyeceğiz. 2 Mayıs günü kura Katılım. çekilirken biz o parayı alacağız. Zaten Aynen. kaç takım katılımını göreceğiz. Biz önden para da istemiyoruz. Yani. Yani 2 Mayıs günü parayı belirleyeceğiz. Takımlara söyleyeceğiz. Ama biz tabii ki bunu niye önceden söylüyoruz? Bütün takımlara bu Kendine parayı ayarlasın diye. hazırlamasını Tabii ki de. istiyoruz. Yani doğrusuyla eğrisiyle bu. Hocam mesajlar var, okuyayım Tabii ki. isterseniz. Serdal Coşkun selamlar demiş. Selamet Aydoğan, Ozan öncelikle hayırlı yayınlar, görüntü donuyor demiş. Tamam, İrfan Şensoy kardeşim selam olsun demiş hocam. Sezer Bakacak selam, Mehmet Aydın selamlar, Gülpınar'dan demiş. Selam olsun Gülpınar'a buradan. Yaşar Şahin iyi akşamlar dilerim. Sayın Erdal Tiryaki Ozan Bey saygılar dilerim. Bizler saygılar. Mehmet Aydın samimi olduktan sonra katılım çok olur eskisi gibi güzel günler. Yani bizler de onu umuyoruz İnşallah. zaten Biz de hocam. umuyoruz. Topcam Köşe'den selamlar Aykut. Gürpınar'ın da katılacağını düşünüyoruz. Gürpınar'ın da tabii katılacağını. Aykut Ercan Topcam Köşe'den selamlar demiş. Köşe'yi de inşallah bekliyoruz. Başkanla Katılacaklarını söylediler. katılacaklar inşallah. Zübeyde Hanım selamlar demiş. Selam olsun Zübeyde abla. Ayhan Özgül iyi akşamlar. Ozan iyi yayınlar. Misilispor'un emektarı Erdal hocama selamlar, sevgiler gönderiyoruz Aleyküm demiş. selam. Aleyküm selam. İyi yayınlar demiş. Ümit İlhan Özgül iyi akşamlar. Selam olsun Ümit kardeşime. Aslan Kurt hayırlı yayınlar demiş. Manyas Munyas Tuncay bizi izliyormuş. Teşekkürler. Yüksel Şener başkanımız bizi izliyormuş. Selam olsun buradan Yüksel başkanıma. Özer Aydoğan başkanımız selam olsun. Bizim çocukları izliyormuş. Selam olsun. Selam olsun oğluma.
Yüksel Çener selamlar kardeşim demiş. Emrah Çağlayan katıldı. Cemal Gül selamlar. Kadir Özkan katıldı. Fuat Cönük Fuat Bey ve İlkiz selamlar. antrenörü Evet, Gül Avni Alışan. Öztekin katıldı. Hüseyin Okumuş katıldı. Selam Aleykümselam. olsun herkese hocam diyoruz. Tekrar dediğimiz gibi programında bu akşamki konumuz dedik ki Erdal hocamıza sorularınızı canlı yayından da sorabilirsiniz. WhatsApp üzerinden de bağlanabilirsiniz. Canlı yayından da sorularınızı bekleriz. 0549 544 52 52. 0549 544 52 52. Yaklaşık dedi ki 29 yıldan beri hizmet veren tek yerel gazetemizin, bir basın kuruluşumuzun tek haber aldığımız gazetemizde istedik ki televizyonumuz olmadığından Erdal Hocam böyle bir projeyle değerlerimizi öne sunalım. Ama istiyoruz ki tabii ki her eve de bir Mesude gazetesi girsin. Bütün çocuklarımızı, gençlerimizi, yeni gelen nesilimizi Mesude'yi sevdirmek her halükarda. Mesude'nin logosunun olduğu her şeyi Evet. sevdirmek. Bugün benim kendi şahsı 400. aboneme ulaşırsam onu biliyoruz tabii kaçın daha olduğunu. 400. abonemin ikinci yılı benden olacak. Her bir aboneden abone kampanyası bekliyoruz arkadaşlar. Dediğiniz gibi Erdal hocamın da sorularınızı açık, şeffaf bir şekilde cevaplayacağını bekliyoruz. Tabii ki. 0549 544 52 52 canlı yayından bağlanabilirsiniz. Arayarak WhatsApp üzerinden sorabilirsiniz. Canlı yayında sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. İsterseniz biraz kulübümüzden bahsedelim. Evet hocam. Yani belki Mesudespor, tabii ki Murat meclis üyemiz Murat Taştemel selamlar olsun. Ha pardon, Murat Taştemel şeyden, Alanköy'ünden. Selamlar olsun. Fuat selamlar olsun. Yüksel Başkanımız selamlar olsun dedik. Şimdi bizim Mesudespor kulübümüz zaten tanıtıma ihtiyacımız var. Mesudelilerin Herkesin Mesudiyelilerin Mesudiyespor Kulübü'nü tanımasını istiyoruz. Bu bağlamda bizim Mesudiye köyler arası futbol turnuvamız bizim için çok önemli. Tabii ki bütün Mesudiyeler için önemli oldu. Birlik beraberliği sağlanması için önemli oluyor ama bizim için daha çok önemli. Şimdi bizim bu turnuvadan mesela en son geçen 2011'de yaptığımız bir şey söyleyeceğim. Şimdi o zamanki Orduspor tabii ki şu anda Orduspor yok maalesef ki. Orduspor futbolcu seçmeleri vardı. Bizi de seyrede olabilir de Burak kardeşimiz var, Burak Özsoy. O zaman o turnuvanın sayesinde biz kardeşimizi tanıdık. Orduspor'la ilişkisini sağladık. Şu anda da hala bizim Mesudeli hemşerimiz daha doğrusu Şükrü Bodur abimizin başkanlığını yaptığı 52 futbol Orduspor futbol kulübünde yer almaktadır. Yani bizim Evet. Mesude dostluk turnuvasının çok güzel. Tabii ki onun devamı olmadığı için biz bunu sağlamadık. Ama tabii ki biz biliyoruz ki Mesude dostluk turnuvasının içerisinden Mesude'de çok genç kardeşlerimiz çıkacak. Onları Ya şu anda kendi hocam çoğu bünyemize yerde oynayan bile karıştıracağız. var yani profesyonel Ya var. tabii ki var ama şöyle bir şey var. Bizim mesela altyapılarda oynayan, alt liglerde oynayan tabii ki Mesude'li olup da Mesudespor'da oynamak isteyen kardeşlerimiz var. Biz Evet. bunları Bu yani o Mesude'de kardeşlerimizle Mesudespor'u buluşturmanın şeyi var bizde. Yani onu yapmak istiyoruz. Hedefimiz en büyük hedeflerimizden biri bu. Yani Diğerleri tabii 2020 ki sürpriz yılı diyelim mi hocam Mesudiyespor için? Yani İstanbul ya Mesudiyespor için. şöyle söyleyeceğim 2020 yılı Mesudespor için tabii ki ama Mesude'ler için Ya Mesudiyeler sonuçta. için tabii yani. Mesudiye diyelim zaten bütün Mesudiyeleri kapsıyor. Bu kimsenin tek elinde olan bir şey değil. Yapılan hizmetler ya da çalışmalar, emekler hep Mesudiye için. Mesudiye adına yapılan. Çünkü Tabii ki. şahıs olarak kimse bir şey yapmıyor burada. Yok tabii bizim hedefimiz Mesude ismi. Yani. Mesude ismi etrafında biz tabii ki sportif anlamda tabii ki bizim şeyimiz bilgilerimiz becerilerimiz sportif anlamda olduğu için biz Yani. de o bölümde yer aldık. Tabii ki bazı arkadaşlarımız, büyüklerimiz de başka kurumlarda görev Ya yapıyor. muhakkak ya Mesude hocam. ismini yapıyor. Biz de sportif yeteneklerimiz yani dolayı bu bölümde Mesude ismini temsil ediyoruz. Devamını sağlamaya çalışıyoruz. İnşaat dediğimiz gibi bu 2020 yılında belki bir tesisine kavuşuruz. Dediğiniz gibi o altyapı okulunu Evet. kurarız. Ne bileyim organizasyondan beğeni toplayan futbolcuları kendi kulübümüze oynatmak. Tabii bizim Turnuvadan çıkacak biri.
Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Ben belki bilmeyen arkadaşlar bugün hatta şeyden Pınarlı köyünden Ender Karagöz Gençlik Kolları Başkanı kardeşimizin orada yazdığı bir yazıyı okudum. Ondan sonra cevap verme ihtiyacı duymadım. Şöyle bir şey var. Şimdi İstanbul Süper Amatör Ligi çok yani başarılı olmak istiyorsan büyük bütçelere sahip olman gerekiyor. Tabii ki. Yani büyük ligde yani açıkça konuşmak gerekiyorsa yani bizim bölgesel lig hedefini ne diyoruz? Doğru. Bölgesel lig Ya hedefimiz her de üst lige çıktım tabii hocam. şöyle anlatayım. Ben yani maliyetlerden bahsedeyim. İnsanların Tabii en tabii. azından bunları da bilmesini Ya istiyorum. muhakkak tabii Şimdi Ender hocam. Karakoç Aydınlatalım kardeşimiz biz. söyledi. Dedi ki biz şöyle bir şey söyledi. Ben ona istinaden yani gerçekten çok şey yaptım. Şimdi bizim buradan 25 tane köyden 5 alacağımız paralarla maliyetleri karşıladıktan sonra bilmiyorum bizim kulübümüze ne kalır? Hani çok fahiş fiyattan bahsediyor da. Aynen. Şimdi bizim Mesudiye Spor Kulübümüz bu seneki bütçemiz 300 bin liraydı. 270 bin lirayla kapattık. Evet. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Bu hedefimiz çıkmaya değil, orta sıralarda kalmaya. Önümüzdeki sene tabii ki bazı girişimler yaparak tesis hamlemiz vardı. Tesis hamlesini gerçekleşe önümüzdeki sene genç bir kadroyla bölgesel lig hedefimiz. Şimdi Yani. İstanbul Süper Amatör Ligi'nde bölgesel lig hedefleyen bir takımın bütçesi geçen sene bizim de aynıydı. 400 bin lira. 400 bin lira civarlarında. 400 Aynen. bin lira yani bütçeyi sağlarsanız bölgesel hedefiniz olur. Tabii playoff'ta da bir miktar daha para harcıyorsunuz. Şu anda yani biz 2 yıl önce 2017'de hedefimiz bölgesel ligde yaklaşık olarak 500 bin lira civarında bir para harcadık. Aynen. Yani maalesef ki hani şimdi Ender kardeşimiz orada bize böyle bir şey tutumda bulunması hani biz bağlı ligine kalacağız. Oradan toplayacağımız paralarla değil. Biz tabii ki mesuliyetlerin parası, mesuliyetlerin verdiği destekle ayakta duruyoruz. Yani. Kulübümüzün devamını şeyler. Ama tabii ki biz amaç burada Mesudiyespor'a para kazandırmak değil. Mesudiye futbol turnuvasını Mesudiyelilerin birlikteliğini yapmak için yapıyoruz. Yani işin gerçeği bu. Yani. Yani biz tabii ki biz içerisinde bulunduğumuz futbolcu olarak, yönetici olarak, komite üyesi olarak görev yaptık. Hepimiz biz de bunları herkesin isteği, özlemi doğrultusunda futbol turnuvasının devamını sağlayıp Mesudiye'nin bir Mesudiyespor'a burada fayda sağlanacaktır tabii ki. Nedir? Futbolcu göreceğiz. Genç futbolcuları izleyeceğiz. Bunları bünyemize katacağız. Tabii ki de. Mesudiyespor'da oynamak isteyen futbolcuları bünyemize alacağız. Bunlar çok önemli şeyler tabii ki. Bizim için de bunlar parayla falan olacak şeyler değil yani. Aynen. Bunlar da çok önemli. Var. Selamlar Ozan Bey, iyi yayınlar. Yüksel İnan, selamlar Ozancığım, kolay gelsin demiş. Taşkın Ercan, selamlar, iyi yayınlar. Güzel bir organizasyon olacak inşallah İnşallah biz de demiş. onu umarız. Ondan sonra hocam. Biz de elimizden geleni yapacağız tabii. Yani inşallah bu dediğimiz gibi bu sezon mu diyelim ya da bu 2020 yılı inşallah Mesudiyespor'umuza, İstanbul Mesudiyespor'a güzel bir tesis kazandırmak, güzel bir İnşallah. organizasyonla altyapı okulu kurmak, Tabii. onları tabii ki de Mesudiyespor'da İstanbul kazandırmak. Mesudiyespor. Tabii ki İstanbul Mesudiyespor ibresini kullanıyoruz. Sakın kimse yanlış anlamasın. Bizim tabii ki Mesude'de bir takımımız var. Onun Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki ismi Mesudiyespor. Yani Biz de İstanbul'da yer aldığımız için İstanbul Mesude. İstanbul diyeceğiz. Birbirimizden bir farkımız ayrı. Kimse yanlış anlamasın. Bunu şey olarak kullanmıyoruz. Yani İstanbul'daki yani temsilcimiz. İstanbul'daki Mesudiyespor olarak düşünelim. İstanbul İnşallah Mesude. bir de hocam şöyle bir şey vardı. Bir özel maç durumu vardı. İnşallah şöyle söyleyeceğim. İsa Bizi Başkanımız izliyorsa buradan inşallah. geçmiş 2 yıl önce de söyledi. Biz maalesef katılamadık. O zamanki durumlar, şartlar. Ama önümüzdeki yıl bizi kampa davet etti. Biz de bu İsa Başkanımızı kırmayacağız. Yaz döneminde Mesudiyespor'u Mesudiyelilerle Mesudiye'de buluşturacağız. İnşallah oradaki Mesudiyespor'la da O bir maç zaman. yapma imkanımız var. Bilmiyorum. Yani hani O oradaki lig zaman biraz mı? daha geç başlıyor. Biz daha önce çalışmalara başladık ama olsun yani sonuçta orada bir İsa Başkanımızı kırmayacağız. Orada daha önce de söylediği ya, maalesef gidemedik. Bu sefer bu önümüzdeki yıl kesinlikle gideceğiz. Aynen. Kesinlikle İsa Başkanımızı isteği bunu. Biz de bunu Aynen. gerçekleştireceğiz, gideceğiz. Yani bir hafta 10 günlük bir kampımız var. Orada Mesudiyespor'da hazır olursa ve oradaki karmayla da Değil İstanbul mi? Mesudiyespor tabii ki bir maç müsabaka yapacağız. İnşallah bu seneki dediğimiz gibi başkanımızın bu sene İstanbul Yok Mesudiyespor'umuzun kesinlikle İsa Başkanımızın şeyini kırmayacağız yani. kırmayacağız. Zaten o İnşallah ikinci söyledi. bizleri seyrediyorsa selam olsun buradan başkanıma.
Orada da o zaman bir özel maç yapılır. Tabii güzel ki, bir tabii ki. zaten bir de yaz atmosferi hocam daha şey olur böyle. Curcuma mı orada, kalabalık geçer maç. Tabii ki tabii. Şimdi bütün mesudiyeler mesudiye oluyor yaz tabii sezonunda. Onun şeyi de uyarlayabiliriz. Yani orada programların olduğu bir güne de dahil edebiliriz yani. Yani. Tabii ki o düşünülebilir. Orada yani İstanbul'daki Mesudiyespor, oradaki Mesudiyespor, işte Panayır'ın olduğu işte. Mesudiye, İstanbul Mesudiyespor'u bekliyor o zaman diyelim. Tabii ki. Sürpriz bir tarihte inşallah. Bizi izleyen arkadaşlara tekrar selam olsun diyoruz arkadaşlar. Emeklerine, yüreklerine sağlık demişler. Bizler de size selam olsun arkadaşlar. Seyreden ya da soru sormak isteyen arkadaşlar varsa yardım hocamıza 0549 544 52 52 SMS ile de yazabilirsiniz. Canlı yayından sorabilirsiniz. Direkt arayıp da ulaşabilirsiniz Erdal hocama. Dediğiniz gibi bu işler arkadaşlar maliyet gerektiren, emek gerektiren, çaba, zaman gerektiren işler. Gerçekten bunların için hocam teşekkür bile az gelir belki de. Yani bu iş zaman ayırmak, içinden feragat etmek, ailemden, çocuğundan feragat etmek. Yani dışarıdan konuşulduğu gibi değil bazı şeyler. Yani belki şey konuşacağız ama biraz öyle değil mi hocam? Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunlar da bir görev bizim için. Biz bu görevi en layıkıyla, en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz. Muhakkak. Yani bir şey beklentimiz değil ama önemli olan Mesudiyespor'un, Mesudiyelilerin bundan mutlu olması. Biz de bununla tabii ki bir katkımız olursa, bir şey olursa bizim için ne mutluluk. Yani inşallah hocam dediğimiz gibi bu şartların şeyleri tamamladık mı? Var mı daha o şeyle ilgili? Yok. Genelde tüzük bu. Tabii ki o kadar çok açıklayıcı konuştuk ki demek ki hiç kimse soruları sormuyor maalesef. Sormadı aynen. Biz tabii ki soru sormalarını bekliyorduk. Yani tabii ki telefonlarımız açık. Gün içerisinde belki seyretmiyor olabilir. Sonradan seyrediyor olabilir arkadaşlar. Yani inşallah sayfalarımıza da yazıp bize özel mesajlarla gönderin. Telefonla da arayıp biz bunları cevaplayabiliriz. Kafalarında en ufak bir soru işareti olmasın. Turnuva organizasyonu en mükemmel, en profesyonelce nasıl yapılacaksa biz onu yapıp en ufak bir kusur tabii ki kusur olacaktır ama yani bilerek hiçbir en ufak bir kusur yapmak istemiyoruz. Yani çok mesutlara yakışır bir turnuvanın olmasını istiyoruz. İnşallah böyle de olacaktır. Hocam son olarak şimdi şunu söyleyelim o zaman. Sizin de fazla vaktinizi almayalım. Akşam bu saatinde sizi de yorgun argın beklettik. Son kurallar yapacağımız aynen toplantıyla ilgili belki yeni açmış olanlar vardır. Seyretmek isteyenler. 24 Şubat itibariyle 2020 itibariyle ön kayıtları alıyoruz. Mart ayının son günü ne kadar ön kayıtları alacağız. Nisan ayının sonunda kesin kaydı yapıp lisans evraklarını da düzenleyerek yani hani anlamı şu. Mart ayı son gününde ön kayıtı alacağız. Kayıtlarımız oluşacak. Turnuvaya katılan takımları belirleyeceğiz. Artık bu turnuvaya katılan takımları Nisan ayı içerisinde tabii ki toplantılar yapacağız. Toplantılarımız ayrı ama Nisan ayı sonu itibariyle yani 2 Mayıs gününden önce artık lisans evrağı katılım bedeli almayacağız. İkisinden sonra. Anladım hocam. Çünkü 2 Mayıs Cumartesi günü akşam grup kurallarını belirleyeceğiz. Evet. 6 Haziran Cumartesi günü turnuvaya inşallah görsel bir şölenle. Gerçekten bu akşam için Erdal hocama teşekkür ediyoruz. Bize bu vaktini ayırdığı için. Organizasyonun detaylarını, içeriğini açık açık söyledi. Ondan dinledik. Dediğiniz gibi arkadaşlar bunun bir maliyetinin olduğunu, maliyetinin de şu anda kabataslak hesaplanmadığı için maliyet giderleri için 3 ile 5 arasında 3000 lira. Değil mi hocam? Tabii ki aynen. 3 ile 5 arasında geçeceğiz. Yani ha, gönül ister ki Erdal hocam dediği gibi hiç almayalım. Eğer sponsor bulursak hiç almayalım diye. Tabii ki bunlar da maliyet gerektirdiği için sağlıktı, işte ne bileyim ambulanstı, hakem kuruluydu, komitesiydi, sağ komitesi parası. Komitesi demeyelim de tabii ki. Şöyle bir şey söyleyelim. Biz sponsor arayışları içerisindeyiz. Daha önümüzdeki Mayıs ayının ikisine kadar tabii arayışlar içerisinde olacağız. Ondan sonra tabii ki yani katılım bedellerine Mayıs ayının ikisine kadar sponsor girişimlerimiz aynen olacak. Bu girişimlerden sonra sponsor bulabilirsek bu giderlere tabii ki bu ne olacak? Katılım ücretlerinden düşecektir yani. Tabii ki de. İnşallah ki isteriz ki hakem
bedellerine bir sponsor bulalım. Sağ giderlerine bir sponsor bulalım. Amin Sağlık olsun. giderlerine Sağlık bulalım. gibi. Mesudiyespor Kulübü de bu turnuva yapmış olsun. Hiçbir sadece takımlarımız kendi özel ihtiyaçlarını karşılayıp turnuvada oynasın. Aynen. Başka bizim bir düşüncemiz, beklentimiz yok yani. Hocamın gerçekten emeğine, yüreğine sağlık hocam diyoruz. Yıllarınızı verdiniz buna tabii ki de. Bu bir dediğiniz gibi emek, emeğin sonu bir başarı. İnşallah önümüz daha aydınlık bir İstanbul Mesudiyespor için olsun. Yeni tesislerinde programlar yapalım, canlı yayınlar yapalım, maçlarımızı oynayalım. Bütün Mesudiye kazanlayalım. En büyük hizmetimiz olsun. İyi bir organizasyon olsun diyelim hocam. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyorum Evet, ben bilgilerinize. en son şunu söylemek istiyorum. Şimdi Yüksel Başkanımız eşliğinde biz yönetim kurulu olarak 21 tane arkadaşız. Şimdi benim şu anda ben 21 tane arkadaşımın düşüncelerini, yapmak istedikleri isteklerini yani burada anlatmaya çalışıyorum. Yani sadece kendimiz değil, çok Tabii ki. arkadaşlarımın da çok hepsine teşekkür ederim. Bu konuda en ufak bir şey yok. Hepimiz ortak çok güzel bir çalışma yapıyoruz. Yani sizin görmediğiniz kısımda hepsinin görevleri var. Hepsi bu turnuvanın, Mesudiyespor İşi Kulübü'nün mutfağı diyelim hocam. ve tabii ki işin arkasında tabii ki başkanımızın önderliğinde yönetim kurulu arkadaşlarımız var. İşlerinde tabii ki saymak istiyorum ama tabii Tabii. yani Yani. buradan hepsine bütün İstanbul Mesudiyespor'un yönetimine çalışmalarından dolayı, emeklerinden dolayı, gayretlerinden dolayı zamanla ayırdıkları için bu dediğiniz gibi gönül işi arkadaşlar, emek işi, gayret işi hepsinin emeğine, yüreğine sağlık, işlerinden, zamanlarından, vakitlerini ayırarak bir İstanbul sevdası, İstanbul ve Mesudiye sevdasının adını yaşatmak onun İnşallah. için gurur verici. Gerçekten sıkıntılarına göğüs geren 21 kişiyi kutluyorum buradan. Sezonunda 5.likle bize tekrar başarılar diliyorum. İnşallah yeni sezonda nice şampiyonluklar deriz. İnşallah. Her şeyin en güzeli sizler için olsun Mesudiyeliler. Bir başka programda buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun diyoruz.